Çık dışarı. Dışarı çık. Sen neyin peşindesin? He? Söyle. Anlamadım, ne demek istiyorsunuz? Okulda kızımla yakınlaşma çaban, kalkıp şirkete gelmen, hepsini planladın mı? Arzu Hanım, ben neden böyle bir şey yapayım? Sen söyleyeceksin. Bana gerçeği söyleyeceksin. Burada olmanın asıl nedenini söyleyeceksin. Neden geldin buraya? Arzu Hanım, siz beni işe aldınız. Unuttunuz mu? Arzu Hanım, eğer yanlış bir şey yaptıysam, bilmeden bir hata yaptıysam söyleyin. Hemen eşyalarını topla, derhal defol git buradan. Ama neden? Sana defol git dedim. Bir daha sakın, sakın karşıma çıkma, ne benim ne de kızımın. Bu şirketin kapısından bile geçmeyeceksin, anladın mı? Uzak dur ailemden. Uzak dur. Asla. Cavidan diye biri yok. Öldü o. Yok artık. Cavidan yok. Özürüm onu ben. Yok. Anne neredesin ya? Ben artık eminim Selim o Cennet denen kızla hoşlanıyor. Ya inanılacak gibi değil anne, aklım almıyor. Sadece birkaç gündür tanıyor o kızı. Ben yıllardır yanındayım, burnunun dibindeyim. Beni görmüyor anne. Anne sana diyorum, duyuyor musun beni? Selim o Cennet denen kızla... Yeter artık Melisa, yeter. Sızlanıp durmayı kes. Selim senin varlığını fark edemeyecek kadar körse bu onun sorunu. Bütün gün bu yüzden dert yanmak ve senin şımarıklığın. Kızım yeter artık, büyü biraz. Nefret ediyorum Cennet. Senin yüzünden benim hayatım cehenneme döndü. Prensesim. Özür dilerim. Ben istemeden kırdım seni. Beni affedebilecek misin? Senin azıcık canın yansa, benim kalbim parçalanır. Ama bazen o kadar kapılıyoruz ki işe güce, canımızın içini bile acıtabileceğimizin farkına varamıyoruz. Böyle istenmedik şeyler yaşanabiliyor. Ne olur affet. Özür dilerim. Yavrum. Bak ne diyeceğim. Hadi ben çok acıktım. Hani şu bahsettiğim bir İtalyan aşçı vardı. Çok güzel restoranı varmış. Oraya gidip şöyle ana kız yemek yiyelim mi? Çıkınca alışveriş de yaparız. Ne dersin? Ha? Tamam, hadi gidelim. Sesim benim, hadi.